Selamlar. Bugün köpeğinizin tüylerinden nasıl kurtulursunuz onu anlatacağım. Öncelikle bu soruya bir cevap vermek istiyorum ki köpeğinizin tüyünden kurtulamazsınız. Bu kurtulabileceğiniz bir şey değil maalesef. Başlık olarak muhtemelen köpek tüylerinden nasıl kurtulursunuz gibi bir başlık atmış olabilirim ama yani bunun cevabı reelde gerçekten hayır. Maalesef kurtulamazsınız yani. Hani köpeğiniz varsa tüyleri de var ve evde mutlaka göz göze geleceğiniz bir tüy olacak hayatınız boyunca. Köpeğinizle olan yaşantınız boyunca daha doğrusu. O yüzden köpeğimizin tüylerinden nasıl kurtuluruz demeyelim de köpeğimizin tüylerini nasıl minimize ederiz? Nasıl evde daha az köpek tüyüyle yaşarız? Biraz bunun üzerine konuşmak istiyorum ve aldığım ürünleri göstermek istiyorum. Şimdi köpeklerin biliyorsunuz cinslerine göre de tüylerinin çeşitliliği var. Yani mesela Marlin'in tüyleri bir golden tüy gibi değil. Bayağı kıl formunda. İnce kısa kılları var Marlin'in. Ve gerçekten hani ayağınıza falan battığında böyle kağıt kesiği gibi iğrenç bir acısı olan bir batık acısı. Marlin'in kılının ayağınıza girmesi. Ve biraz sinir bozucu olabiliyor. Ve sabah uyandığımızda yani mutlaka eve bakıyoruz şöyle. Abi biz bu evi daha dün süpürdük ya diyoruz ya Burakcan'la birbirimize bakıp. O yüzden her Allah'ın günü evi süpürmeyi biraz olsun azaltacak bazı yöntemler buldum kendimce. Onları sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi size ürünleri göstereceğim. Ürünleri anlatırken de biraz uygulamasını göstereceğim. Marlişko ile beraber göstermeye çalışacağım bu arada. Şimdi tüy dökülmesinden önce bence köpeğin tüy sağlığı da çok önemli. Biz Marla'yı barfla beslemeye başladık. Herhalde 1,5 sene oldu artık barfla besleniyor. Barf nedir diyeceksiniz. Barfın açılımı Bones and Raw Food. Yani kemikler ve çiğ yemek demek. Çok iyi yaptım. Bildiğiniz hayvan çiğ etle besleniyor. Bunun içinde sakatat var, meyve var, sebze var. Kuzu eti ya da işte hangi hayvanın etiyse artık onun eti var. Bir karışım bu. Genelde yurt dışında çok daha bilinen ve yaygın kullanılan bir yemek çeşidi. Özellikle de büyük köpeklere çok önerilen bir yemek çeşidi. Şunu savunuyor aslında bu barfçılar. Hayvanlar normal şartlarda kuru mamayla beslenmemeli. İçinde sebzesi de olan, işte protein yoğunluğu da olan bu tarz barf dediğimiz çiğ ve içinde kemiktir, işte kıkırdaktır, hayvanın çeşitli parçalarının da olduğu besinlerle beslenmeli diyorlar. Biz barfa geçtiğimizden beri Mara'nın ağız kokusunda, sakinliğinde ve tüylerinde çok büyük değişim gördük. Kesinlikle veterinere danışmanız gereken bir konu. Yani onu da söyleyeyim. Şimdi beni buradan dinleyip de gidip barf almayın bence. Çünkü bazı hayvanlarda alerji de yapabiliyor. Ha, bu arada veterineriniz çok yüksek ihtimalle kuru mama önerecektir. Çünkü veterinerler barfa karşı ya da bilgisiz oldukları için bunu desteklemiyorlar. Ama hani ne yapabilirsiniz? 1 kilo barf alırsınız, yarım kilo barf alırsınız. Küçük küçük kuru mamasına köpeğinizin karıştırarak yavaş yavaş 3-4 gün içinde tamamen barfa geçtiğiniz bir diyet uygularsınız ve bir hafta bunu denersiniz. Köpek seviyorsa herhangi bir reaksiyon göstermediyse de devam edersiniz. Biz Barf.tr markasının Gold Barf'ını kullanıyoruz. İçeriği tamamen kuzunun parçalarından işte ve yaban mersini, zerdeçal ve çeşitli baharatlar, sebzeler, meyvelerden oluşuyor. Bazı baharatlar mesela köpekler için çok faydalı, zerdeçal gibi. O yüzden Barf.tr'nin biz Gold Barf'ından mesela memnunuz ve piyasadaki diğer barflara göre daha uygun. Bizim köpeğimiz 27 kiloluk bir dana olduğu için maalesef günde yarım kilo yemek yiyor. O yüzden de hani hem kuru mamadan çok daha pahalı olmayacak hem de Marla'nın da seveceği ve içeriğinin de kaliteli olduğundan emin olduğumuz mamayla beslemek istediğimiz için Gold Barf'ı tercih ediyoruz. Aslında tüy dökme ya da tüy sağlığı biraz da yediğimiz şey değil. Köpeğin yediği şeyden aslında biraz da belli oluyor. O yüzden ilk etapta aslında beslenmeye de dikkat etmek ya da beslendiği şeyin ne olduğuna bakmak da önemli köpeğimizin. Şimdi öncelikle ilk ürünüm bir Furminator. Yani herhalde kedi ya da köpek sahibiyseniz bu tarağı çok iyi biliyorsunuz. Furminator markasının jilet tarakta diye geçiyor sanırım bunlar. Böyle yüzeyi gerçekten bir jiletmişçesine keskin sivri uçları olan bir tarak bu. Marla bunu hiç sevmiyor. Marla'yı bunu yani gösterebilecek miyim size tararken bilmiyorum. Bu tarz taraklar Marla gibi kıl tüyleri olan köpekler için. Yani diğer o böyle golden yine golden örneğinden gidelim. Golden tüylerine sahip köpeklere böyle ucu toplu iğne gibi olan taraklar var. Anladınız ne demek istediğimi çok iyi anlatamadım ama buraya koyarım. Taradıktan sonra şu arkasında bir yeri var. Şöyle bastırdığınızda şuradaki bütün kılı dışarı atıyor. O muhteşem bir özellik. Çok da pratik oluyor. Benim Marla'yı tararken yaptığım iki tane hatta üç tane trik var. Bir tanesi Marla'yı evde taramıyorum. Çünkü Marla'yı evde taradığımda
Marla'nın benden bir önce kaçması var. Tararken zaten bir etrafa o 2-3 adımda dökülüyor kıllar. Bir de taramayı bitirdikten sonra Marla'nın uzaklaşıp silkelenmesi var. Bir de orada tüy döküyor. Evin çok büyük bir kısmı tüy oluyor zaten ben bu tarama işlemini yapmaya çalışırken. O yüzden de ben şöyle bir yöntem buldum. Marla'yı dışarıda tarıyorum. Yani böyle bayağı deli gibi işte iş yiyor, kakasını yapıyor falan. Sonra artık dönüş yolunda oturtuyorum bir yerde. İnsanlar bizi izliyor, çok komik. Böyle bayağı alıyorum tarağı. Küçük bir çantam var Marla'yı çıkartırken yanıma aldım. O çantadan tarağı çıkartıyorum. Marla'yı hort hort tarıyorum. Sonra da kıllarını çöpe atıyorum. Devam ediyoruz hayatımıza. O yere saçılan küçük kıllar da böylece eve girmemiş oluyor. Ve bunu sabah akşam yapmak. Ben sadece sabah yapıyorum mesela üşendiğim için ama aslında günde iki kere taramak çok faydalı. Bir de ters tarama yapabilirsiniz. Yani şu şekilde tarıyorsunuz ya normalde. Bir de şu şekilde yukarı doğru tarayabilirsiniz. Bu aynı zamanda kepeğe de iyi gelen bir şey. Veterinerimiz bize bir iki hafta önce bir kepek problemi yaşadığımız için bundan bahsetmişti. Onu da paylaşmak istedim o yüzden. Yani kepeğe de iyi gelen bir yöntem ters düz tarama. Bir de arada ben şu Nova markasının temizlik spreyini kullanıyorum. Bu bayağı köpekler için üretilmiş bir temizlik spreyi. Şöyle bir şişesi var. Kekik yağı var içerisinde. Bayağı tüyleri temizliyor. Yani doğal da bir ürün. Bu hem patilere hem de tüylere kullanabileceğiniz bir ürün. Aslında pislikten arındırıyor. Temizliyor yani. Kekik yağı çünkü doğal da temizleyici zaten biliyorsunuz. Ben bunu böyle fıs fıs sıkıyorum. Patilerini sildikten sonra bir de üstünü siliyorum. Ondan sonra tekrar tarıyorum. Hafif nemliyken taradığımda daha çok kıl çıkıyor. O da mantıklı bir fikir. Aklınızda bulunsun. Kokusu da çok güzel bu arada. Marla'nın herhangi bir reaksiyon göstermediği bir ürün. Tavsiye ederim o yüzden. Sabah akşam ters düz köpeğiniz ya da kediniz de olabilir bu arada yani. Taradığınız zaman zaten eskisi kadar tüy çıkmadığını göreceksiniz. Yine aslında hem tüy için hem de temizlik için önereceğim bir ürün var. Wash Gloves diye bir şey. Bunun içinden böyle birer tane içine elinizi sokabileceğiniz kocaman bir ıslak mendil çıkıyor gibi düşünebilirsiniz. Parabensiz, alkolsüz, aloe veralı bir ürün. E vitamini falan da varmış hatta içinde. Ve tüm ırklara da uygun diyor. Hem kediye hem köpeğe hatta kullanılabilir bir ürün bu. Herhangi bir duş gerektirmeden, su ya da sabun gerektirmeden böyle çok pratik bir şekilde patisinden tüylerine, her yerini çok rahatlıkla temizleyebildiğiniz bir ürün. Hem pislikten arınıyorsunuz hem de ben bunu yaptıktan sonra yine bir tur böyle tarakla geçiyorum. Bayağı böyle Marla'nın tüyleri parlıyor. Çok güzel oluyor. Onu da tavsiye ederim. Bu ürün de güzel bir ürün. Hatta ben bunları aşağıda linkleyeyim. Çünkü ben bir içerik üreticisiyim. Aşağıya ürün linklememde fayda var diye düşünüyorum. Bunu da ben linklerim aşağıya size. Bu bir vitamin. Bunu yine veterinerinize danışmanızı rica edeceğim. Çünkü kafama göre burada tavsiye veren biri olmak istemiyorum. Bu konuda yetkinliğim yok. Bunlar benim sadece kendi gözlemlediğim, kendi köpeğimi denediğim ve sonuç aldığım şeyler. O yüzden lütfen veterinerinize bir sorun. VMP tablet isimli şöyle bir vitamin tableti bu. Köpekler ve kediler için vitaminli, mineralli ve proteinli beslenme takviyesi. Şimdi bu içeriğinde biyotin olan tüy ve tırnak sağlığı için çok uygun, çok güzel bir ürün. Çok uygun bir ürün değil bu arada, aslında fiyatı uygun değil yani. Sadece bu amaca hizmet eden bir ürün demek istedim. Yani şöyle söyleyeyim, bunun fiyatı ben kullanmaya başladığımdan beri 2 ya da 2,5 katına falan çıktı. Acayip pahalandı maalesef. Bu arada biz bu vitamine ara verdik. Bir yıldır kesintisiz kullanıyorduk çünkü. Dedik hani bir ara verelim, biz de vitamin kullanırken ara veriyoruz ya. Abi yemin ederim size kepek problemi başladı ve bu tabletten sonra şu an size bunu anlatırken fark ettim. 2 haftadır falan Marla'nın kepeğiyle ve derisinde küçük dökülmelerle uğraşıyoruz ve vitamin almıyor. Hani belki de bu yüzden olmuş bile olabilir. Bu 10 kilo vücut ağırlığına bir tablet veriyorsunuz. İndirimden falan da böyle 110 lira civarında bulabiliyorsunuz. Ama üstüne tavsiye edilen satış fiyatı 183 yazıyor. Bu yalan. Yani ben hiç bu fiyatı almadım. Hepsi burada da falan genelde çok daha 110'lara düşmüş versiyonlarını bulabiliyorsunuz. Ben bundan çok memnunum. Bunu kesinlikle tavsiye ederim. Ben bunu mamasına direkt katıyorum. Hani ayrıyeten de yiyor bu arada. Önce mamasını yiyor, sonra hap olarak bunu ağzına atıyor kesinlikle. Ve tabii ki olmazsa olmaz yani. Rulo. Yani bu işe yarayan bir şey. Bu ekstra bir kullanım daha söyleyeyim size. Masadır, TV ünitesidir. Üstündeki tozu almak için de harika bir ürün. Ben bir de bazen Marla'nın üstüne de şöyle hırt hırt yapıyorum. Kılları kısa olduğu için hani canının yanacağı bir durum olmuyor. Üstündeki dökülmek üzere olan tüyleri de alıyor. Bunu o şekilde de aslında kullanabilirsiniz. Çok basic bir ürün ama bahsetmeden geçemedim. Çünkü yıllardır hayat kurtaran bir üründür yani bu da şimdi en nihayetinde. Ama şimdi buna bir güncellenmiş, güzel yeni bir versiyon alternatifiyle geleceğim size. O da şu görmüş olduğunuz böyle kapağı da olan
Burası böyle silikonumsu, yumuşak ve yapış yapış bir yüzey. Bunun şöyle güzel bir tarafı var. Şimdi diğer rulonun kağıdı var ve her seferinde kağıt koparıyoruz ve bayağı bir atık ortaya çıkıyor ya. Hani bunu dert ediyorsanız ya da abi bu artık çok pahalandı ben sürekli rulodan mı alacağım diyorsanız bu müthiş bir alternatif. Bunu biraz suyla ıslatıyorsunuz ve kıl tüy olan bölgenin üstünden şöyle şöyle geçiyorsunuz. Benim hatta bununla ilgili bir yazım vardı, onu da buraya koyarız. Ciddi anlamda bayağı bir tüy topluyor. Üstünde kıl tabakası oluşuyor böyle bunu zaten temizledikten sonra. Yine suyla şöyle elinizle biraz ittirerek o yüzeydeki bütün kıldan tüyden kurtuluyorsunuz. Sonra kurutuyorsunuz. Sonra tekrar yapışkanlığı devam ediyor ve uzun bir süre kullanıyorsunuz. Ya ben bunu 6 ay falan olmuştur. Hala kullanabiliyorum ya öyle söyleyeyim. Bir de bunların uzun versiyonları var. Yerdeki kılları falan almak için de kullanabilirsiniz. Onları da size linklerim aşağıya. Ben sadece bunu kullanıyorum. Yer versiyonunu kullanmadım. Ama eminim o da işe yarıyordur yani. Sonuçta onun sadece uzun versiyonu. Ya ben aldığımda 12 lira falandı da şimdi yine artmıştır muhtemelen fiyat ama yine de uygun fiyatlı bir alternatif olduğunu düşünüyorum. Fakir Dyson'ı sevgili bu arada Nihan ben YouTube'da aynı YouTube ya Instagram'a takip ediyorsanız kendisini tanırsınız. Fakir Dyson olarak bahsettiği bir üründen bahsedeceğim. Bu da müthiş kıl toplayan bir ürün bu arada. Bu. Bunun adı ne gerçekten bilmiyorum. Yani Fakir Dyson'ı demek de doğru bir fikir olabilir. Haznesi de olan bir gırgırımsı bir şey bu aslında. Yani şurası bakın şöyle. Bunlar da böyle silikon. Silikon kıllar bu silikon şeye yapışıyor. Böyle hırt hırt çektiğinizde muhteşem koltuktaki kılı tüyü alıyor. Bu özellikle kedi tüyleri için de çok başarılı. Şimdi marla kıllarını bu biraz zor topluyor ama mesela kedisi olan ya da goldenımsı yine golden örneğinden devam ediyorum. Uzun uzun tüylere sahip köpekli olan insanların çok severek kullandı ve bayağı övdüğü bir ürün. Ben de çok severek kullanıyorum. Özellikle dediğim gibi döşemelerde zaten bu iş yapıyor. Çok pratik ve haznesinin olması da bence ekstra avantajlı bir ürün. Ve son olarak yani bu bir öneri mi değil mi çok emin değilim ama benim evdeki kullandığım süpürgenin bir ucu bu ve çoğu süpürgede de bu uçtan var aslında. Şöyle göstereceğim. Buna benzer ucu olan bir süpürgeniz varsa yani zaten bununla çok rahat bir şekilde döşemelerden, koltuklardan falan kıllardan kurtulabileceğinizi biliyorsunuzdur. Bunu ben şöyle yapıyorum. Şurasını bastırarak şöyle bastıra bastıra çekiyorum ve en yüksek modda çalıştırıyorum. Öyle yaptığımda hem mite'ları da öldürüyor, bunun başlığının özelliği o ama sizinkinde belki öyle bir şey yoktur ama olsun. Hem de acayip derecede kıl tüyü ne varsa ortalıktan topluyor. Hani eğer böyle bir dikey süpürgeniz varsa ve başlıklarını aldıktan sonra bir kenara attıysanız böyle bir başlığınız var mı diye bakın demek için bunu eklemek istedim bu videoya. Bu başlıklar aslında işe yarayan şeyler. Bir ürün daha var onu söylemeyi unutmuşum. O yüzden şu an tam böyle videoyu falan kapattıktan sonra aklıma geldiği için buradan paylaşacağım. Şöyle Rossmann'larda satılan bir mop seti. Çok basit bir şey yani aşırı dandik duran bir şey hatta bayağı ucuz da bir şey. Yani ben çok ucuzken aldım şu an kaç para bilmiyorum ama bayağı ucuz olabilecek bir şey yani böyle plastik. Bunun hem ıslak hem de kuru şeyleri var ne diyeyim peçeteleri var diyeyim bir ıslak mendil gibi bir şey var. Şunu şuradan çekeyim bir dakika. Şöyle göstereyim onları da. Benimki biraz yamulmuş ama şöyle paketlerde satılan kuru mendilleri var. Bunu böyle altına takıyorsunuz. Bakın şöyle bayağı ince bir mendil gibi. Yani şöyle söyleyeyim, bazen evi süpürmeye üşendiğim zaman bunu takıyorum ve bununla evi siliyorum. İnanılmaz tüy topluyor. Şu peçeteden beklemeyeceğiniz bir performans. Ben önce bir ıslakla geçiyorum. Islakta da bir şeyler yapışıyor. Ondan sonra kuruyla geçmeye çalışıyorum. Islağı da göstereyim size. Bu da böyle kocaman bir ıslak mendil paketinde olan ıslak mendilimsi mendillerin mopumuzun. Ben hangisini tercih ediyorum derseniz en çok kuruyu. Çünkü gerçekten bu de bunun böyle şeyleri var. Tırtıklı modelleri de var. Birkaç farklı çeşidi var. Bunların hepsi Rossmann'da var. Gidin sorun orada çalışanlara. Sizin bir mopunuz varmış. Onun ıslak mendili ve peçetesi varmış. Nerede diye. Gösterirler zaten. İnternetten de ayrıca alabilirsiniz. Evet, benim bugüne kadar keşfettiğim ürünler ve yöntemler bu şekildeydi. Sizin varsa böyle yöntemleriniz, ürünleriniz, ben Zeynep bak şunu kullanıyorum, bunu mutlaka al dediğiniz bir şey. Vallahi aşağı yazarsanız çok mutlu olurum. Çünkü biliyorsunuz ki evcil hayvanı olan insanın derdini yalnızca evcil hayvanı olan insan anlar. Özellikle tüy probleminde bu böyle bence. Umarım işinize yarayan bir video olmuştur. Yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sizleri öpüyorum. Bay bay.